Merhaba arkadaşlar, benim İr bugün. Garen oynamıyorum ama Garen oynanan bir maçı analiz edeceğim. Ya sadakat ya ölüm. Oh, ain't that some drums came home chuck Bunu benden çok istemiştiniz ya, sürekli işte Worst'a Garen oynandı bu. İzler misin, analiz eder misin? İşte Sürat Coşkusu girmiş, önerir misin falan. Bununla ilgili konuşacağız, bakacağız. Bakalım, bir analizim yapacağım. Şimdiden siz beyninizi atın arkadaşlar, çünkü güzel bir video olacak. İlk defa böyle bir içerik çekiyoruz. Hadi bakalım, geçelim videoya. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle bir olay var. Garen oyuna gerçekten çok önde başlayacak. Zaten belki izlemişsinizdir bu şeyi, kaydı falan, ama ben gene de anlatacağım, size mantığını anlatacağım. Şimdi bakın, Sejuani burada, yani Jax şurada bekliyor, şurada da görüş var. Dikkat ettiyseniz kırmızı takımın görüşü var. Sejuani ne yapıyor? Bak, sıçra attı ve görmedi rakip takım bu adamı. Çünkü görüş ormanın girişindeydi. Bir burada Jax bakıyor, bir de burada görüş var. Yani bakalım. Şimdi mesela red alacak Sejuani. Red'ini alacak hızlı hızlı. Garen burada trade'e giriyor gördüğünüz gibi. İlk E'ye açmış. Ben bu eşleşmede E'ye açmıyordum genelde. Hani E bastığı zaman geri çıkayım, hasar yemeyeyim, kaçayım direkt diye. Bunun birincisine kadar zaten videosu atmıştım ben. Bakabilirsiniz oradan da, Garen ve Sejax. Ama yani bu eşleşme Garen için güzel bir eşleşme zaten. Eğer ki skor alırsa erken oyunda bayağı güzel bir eşleşme oluyor. Şimdi burada Garen takasa girecek. Çünkü Sejuani'nin geldiğini biliyor. Jax'ın bilme gibi bir ihtimal yok. Çünkü ormanın totemli olduğunu, hani Red'in aldığını bilmiyor rakip takım, anladınız mı? Flash attığı için. Çok iyi bir olay aslında. Buradan X Flash atıyor adam. Q'sunu kullanıyor. 2 level zaten. Kaçamıyor da. Garen'e ilk 400 altın bırakıyor. Hediye ediyor mesela. Garen spell bile harcamıyor. Ignite'e gidiyor. Tutuşturu gidiyor sadece. Mükemmel bir başlangıç Garen için. Jax koridora teleport ile geldi, tamam mı? Garen'in base atmasına gerek var mı? Yok. Çünkü herhangi bir item avantajı yok. Bir tane pot almış Jax. Onun dışında bir şey almamış yani. Garen şu an okey. Farmını yapar. Gerekli durumda base'ini atar zaten. Bakalım, izleyip göreceğiz ne zaman base atmış. Phase Rush alıyor bu arada. Onu söylemiştim. Burada gösteriyor zaten. Ben biraz daha böyle üst koridorda yaşanan şeylere odaklanmaya çalışacağım. Oyun içerisindeki analizi yapmak bana düşmez çünkü. Burada gene minyon almaya çalışıyor. Olabildiğince farmını yüksek tutması lazım ki Jax'a karşı geri düşmesin. Çünkü kill de öne geçtiysen minyonla da öne geçmen gerekiyor. En azından işe gitmen gerekiyor. Şimdi tekrar Sejuani bir tapa doğru bir hamle yaptı. Yani Jax'ın E'si varken Sejuani'nin buradan skor çıkartması zor. Ama koridor bu kadar puştuyken, yani Garen'in 6 level olması lazım. 6 olacak mı adam? Olmadı henüz. Yani dive atamazlar ona. Okey, devam. Orada koridoru pushladı ya az önce Sejuani olduğu yerde. Koridoru pushlayıp base atıyor burada. Base attığı yerde görün. Burada direkt bak şey yapıyor. Yani bunu neden yapıyor bilmiyorum. Ben böyle bir şey yapmıyorum genelde. Ama E mi aksadı? Yani burada bak gördüğünüz gibi Q, iki tane W vermiş. Yanlışlıkla miskirik falan attı herhalde, bilmiyorum. Saçma iki tane W vermesi. Neden verdi bilmiyorum. Miskirik attı muhtemelen. Yani saldırısı çıkıyor zaten. Sağ çizmesi almış. Böyle böyle minyonları almaya çalışıyor adam. Karşı ormandan da üstünlük kurdu. Zaten Ivern şampiyonu Garen'le birebir atabilecek bir şampiyon değil bu levellerde. Hatta burada Ivern'ın ormanını dönüyor. Kardeşim benim be. Ivern'ın ormanını adeta ham yaptı. Yedi. Yüce Kral girmiş bir de bak. İyi oyuncular iyi kostümle girer, oynar. Bak şimdi. Burada minyon aha flash'ı koydu. Adam E'sinden refleks veremesin diye Ignite ölecek bu arada. Ignite'a aa şey potlardan hayatta kaldı. Ignite niye o kadar az vurdu lan? Adam nasıl bu kadar can regenledi lan? Full HP oldu neredeyse bir HP'den. Lol, beklemiyordum bu kadar. Ya güzel düşündü bu arada ama yani kesse çok okey olacaktı. Buradan plate falan alacaktı. Şimdi Jax'ın mesela teleport var, geri gelecek direkt. Yani E'yi basmasın diye, refleks gösteremesin diye flash Q yaptı aslında. Güzel bir düşünce, iyi deneme. Takdir ettim. Burada Rift girmiş rakip takım. Garen de böyle bir bakıyor. Garen için okey pozisyon çünkü item olarak güzel bir durumda. Yani dakika 9'da benim her zaman önerim, hani bir dakika 11'de 10'da bitiriyorsan zaten güzel. Hani şu neydi? Bilmem ne çekiş kıran bilmem şu item işte. Bir de savaş çizmesini bitirdiğiniz zaman zaten dakika 11'de ondan önce bitirirseniz zaten mükemmel bir şey. Bu 9'da bitirmiş yani, daha ne olsun. Bak şimdi. Burada Ivern'a fokuslandı. Sıçrası yok. Ivern'ı kesemeyecek. Bu adam az canla kaçıyor. Yani buradan fight'tan anladığım kadarıyla bir şey çıkartamayacak. Keşke çıkarsaydı, daha güzel olurdu. Tekrar karşı karşıya geldiler. Yani Jax şu an bu savaşı kazanamaz item alana kadar. Çünkü Garen itemi daha güçlü bu durumda. Ama Jax ilah sindirini aldığı zaman biraz daha okey olabiliyor Jax için savaşlar. Burada Sejuani tekrar arkadan geliyor Q ile. Garen ultisi var yani. İki... Aa niye o? Çok erken bastı. Çok erken bastı. Ya ölmeyeceği belliydi. Sejuani Rakan yürüyor oraya. Azir ya, Rakan tek başına kesebilir mi? Bakıyorum şöyle, bir Ignite falan yok. Yok ya, kaçtı. Kaçtı. Azir falan var. Ultisi yok gerçi Azir'in. Yo, öldürdüler. Azir'in ultisi yok diye öldü. Yani gene güzel oldu bu arada. Yani
Belki Garen orada şey düşündü. Sejuani gelecek zaten işte damage'imi atayım. Şey, Sejuani keser falan diye düşündü ama Jax'ın totemi var. Sıçrası var hani. Uzun büyük bir menzil kapatabiliyor. Ya burada tempo kaybetti adam bayağı. Üstüne bir teleportu falan yok. Garen bak burada ne yapacak? İyi izleyin. Ben her zaman söylediğim şey. Kule altını çok önemli. Alıyor bunları. Bak. Bunu bir tane daha alacak. Zaten daha 15 saniye var. Koridora gelmesine yaklaşık böyle 40 saniye falan var. Orada zaten bak kule altını falan aldı. Baze'ini attı şimdi mesela. Jax daha yeni geldi. Hızlı bir şekilde Q'le koşup koridora tekrar şuradan minim map'ten takip ederek bakabilirsiniz bu arada. Koridora geri geliyor zaten. Bunu da söyleyeyim bu arada bu videoda. Ya bana Feyza şeyden girmiyorsunuz diye soruyorsunuz. Ben böyle karşıda hani nasıl diyeyim size. Menzilli bir uzakçıl şampiyon yoksa yani menzilli. Feyza çok mantıklı bulmuyorum. Böyle Jax gibi ne bileyim Sejuani gibi işte yakından savaşabileceğin şampiyonlar olsa karşında. Böyle dövüşçü meşaplara karşı bence yenilmez daha iyi. Çünkü dövüşüyorsun adamla. Hani saldırı gücünün artması bence daha OP bir özellik. Hani hareket hızındansa saldırı gücün artsın daha iyi. Zaten Garen... Ya koridor aşamasına yavaş bir şampiyon değil. Q yeteneği olsun işte. E'siyle zaten savaş çizmesini aldığı zaman hareket hızı da kazanıyor bayağı bir. Yani okey bir şampiyon aslında. Ondan dolayı ben pek mantıklı görmüyorum. Tek mantıklı gördüğüm senaryo zaten Trine'a karşı oynarken onu çekmişim. O eşleşmede olabilir. Güzel oluyor adamı counterlamak için. Onun dışında belki menzilli şampiyonlar falan. Belki bir gün videosunu çekerim bunun da. Çok merak ediyorsunuz. Burada hız keseni bitiriyor zaten. İyi ki de hız kesen okey bu arada. Üçlü kuvvet falan hikaye hız kesen adamdır. Hız kesen büyüktür ol arkadaşlar. Mükemmel bir item daha ne olsun. E'sini maxlamış 5 level yapmış. Q'ya 2 tane vermiş. Zaten E maxlama daha okey oluyor böyle yakıncılık eşleşmelerde. Her şey okey şu an. Minyon olarak da bayağı okey bir durumda. Ya buradan devam edecek. Jax zaten şu an kesebilir. İtem avantajı çok yüksek. Büyük olduğu için ignite falan da var. Çok rahat keser. Jax da bunun farkında zaten. Bakın şurada kuleyi bırakıyor yani. Savaşamayacağını biliyor. Oy. Adeta aşağılıyor rakibini. Adeta aşağılıyor. Ay 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 ay. Aslan. Şey oldum fena gaza geldim. Garen oynayacağım. Bu maç videodan sonra Garen oynayacağım. İzleyin beni çok heyecanlıyım. İlk defa oynayacağım. Canım çok Garen çekti ya. Şimdi Orianna diyor ki kardeşim benim. Top'tan kuleni aldın. Kaybol aşağıya doğru. Aşağıya doğru git zaten midde. Bizim nişancılar kapışıyor. İki nişancı kapışıyor midde. Ben tapa çıkayım. Farmımı yapayım. Takılayım orada. Azir sen eşleş. Azir ile böyle Azir de farm yapıyor aşağı koridorda. Tempo kaybetmeden sen oraya in. Ben buraya çıkayım kafasıyla. Normalde zaten 2-3 dakika daha geçse Azir ile Orianna eşleşecek tekrar. Jax Garen'in karşısına gelecek. Zaten burada base atıyor gördüğünüz gibi. Ama burada tempo kaybetmemek için böyle bir senaryo olmuş. Garen ile Azir eşleşti burada. Alt koridorda. Aha flash'ı koydu. Ulti var. İşte. İtem avantajı çok okey bir şey. Bundan dolayı çok iyi bir şey. Yani bu itemi erken bitirdiğiniz zaman hem slow atıyorsun hem ekstra damage atıyorsun hem de anlık hasarın çok yüksek oluyor. Yani bu komboyu yaptığın zaman ekstra 150 damage vuruyorsun. Okey yani daha ne olsun. Üçlü kuvvetle bunu stackleyeceksin de adamı vuracaksın da falan da filan da. Uzun fightları itemi üçlü kuvvet. Zaten Feyza oynuyorsan üçlü kuvvet alma. Zaten alma yani. Oynuyorsan eğer. Kez yenilmez oynamak zorunda değil. Ben sadece gösteriyorum size yani. Öneriyorum. Burada bayağı okey oldu. Ya zaten profesyonel bir eşleşme oyun olduğu için fazla skor olmuyor oyunlarda. Garen'in böyle erken oyundan bu kadar fazla okey yani bayağı yani. İki tane skoru var daha ne olsun. Farmı da çok güzel bir durumda. Yani dakika 20'de falan ikinci itemi falan bitirecek muhtemelen. Zaten galiba karabaltı alacak. Şu itemi aldığına göre karabaltıya gidecek. Bak bak burada göster. Direkt bak Q, E, Ignite'i koyuyor. Adam hala Silence'da ultiyi basıyor direkt zaten. Yeterli bir damage bırakıyor. Garen buradan bot kulesini aldı az önce. Bakın şurada düşürüyor. Base atacak karabaltısını bitirecek. Devam. Bu arada karabaltı yerine ölü adamın zırhını da bitirebildi derkenden ama şey olarak düşündüm herhalde. Ya zaten şu an güçlüyüm. Rahat oynuyorum. Karabaltı olsun üstümde. Daha da güçlü olayım. Daha da dövüşeyim adamlarla diye düşündüm. Muhtemelen 3. itemde zaten ölü adamın zırhı alacaktır diye düşünüyorum. Çok izlemedim yani. Başını açtım baktım yani. Video bu mu diye kontrol ettim. Yani item build'ini falan çok bilmiyorum ama tahminim bu yönde yani açıkçası. Çünkü phase rush oynuyorsan öyle de bir zırhı da alırsın ki hareket hızın katlansın, güçlensin bayağı bir. Artı olarak karabaltanın da bazen yorumlarda falan soruyorsunuz bana hani neden alıyorsun Garen'i diye. Olay şu arkadaşlar, Garen'in E'si döndükçe rakibin zırh değerini azaltıyor. Karabaltada da zırh değeri azaltma özelliği var. E ile tak 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 dönüyorsun mesela zırh değerin azalıyor. Yani stackleniyor yani kısacası. Yani stacklendiği zaman da güzel bir damage atıyor. Güzel bir damage ortaya çıkıyor. Öyle. Burada Orianna da skor alıyor. Çok rahat bir şekilde. Büyü direnci falan olmadığı için. Orianna'nın itemi falan da güzel yani. Farm yapmış adam. Rahat bir şekilde skorunu alıyor. Şimdi burada bir şeyler oluyor. Jax buraya saklanmış. Garen arkadan flank atabilir. Yani arkalayabilir. Ama henüz görmüyor. Şimdi Jax'ın Orianna'ya daldığını gördük. Teleport geliyor Azir'den. Garen de arkadan geliyor. Rakan da koşmaya çalışıyor. Burada Jax'ın E'si yok. Q atacak. Q'sunu vuracak. Vurdu. Düz vuruş bir tane. Kesti. Azir'in de sıçrası yok yani. Ultisini kullandı. Öldü. Bu arada Garen galiba Starak atacak.
Stara gidiyor. Yani uzun kılıç artık kristal şey almış. Yakut kristal. Uzun karavaltı. Ay Stara alacak. Sonra muhtemelen öyle ama zırh alacak. Şunu da söyleyeyim. Eğer ki 25'e kadar Stara bitirirse okey bu arada. Bu da mantık. 25'e kadar Stara bitirmez. Çünkü öyle adamın zırhı 2900 Stara 3200 altın diye yanlış bilmiyorsam öyle olması lazım. Ha, ya 3200 ya öyle aynen. Starak daha pahalı bir item olduğu için yani bitirmesi biraz daha zor. Aslında öyle adamın zırhına gitse daha erken bitirebilir. Ama gene 25'e kadar bitirirse yanlış bir seçim değil, mantıklı bir seçim. Burada takım arkadaşların baronu oluyor. Garen tekrardan farma devam. Top lane'e çıktı, burada özeti gösteriyorlar. Güzel 200 CS okey yani. Jax'a göre okey bir durumda. Buradan kule aldı zaten. Aa, Yakut kristali sat. Uzun kılıcı sattı galiba. Lol dur bakayım mı? Bir şey kaçırdık orada. Bak burada uzun kılıcı var. Görüyorsunuz. İleri sarıyorum şöyle bir. Satıyor şey alıyor. Zırhla hız veren itemi alıyor. Ya bence de mantıklı olan zaten 3. item olarak onu alması. Ama neden uzun kılıç alıp sattı onu algılayamadım bilmiyorum. Yani 150 altın bir zararı oldu. Çok da bir önemi yok aslında ama yani gene de anlık bir karar değişimi oldu diyelim. Burada zaten takım arkadaşları 4. ejderi de aldı. Şu an bayağı güçlü Garen. İyi durumda. Farmanı falan da yapmış. Burada bakalım bir fight falan dönecek. Ya ben Garen'in pozisyon almasını merak ediyorum açıkçası. Koridoru iyi oynadı adam. Avantajlıydı. Takım savaşlarında ben olsam açıkçası first target'e odaklanırım. Yani takım kime dalıyorsa ona dalarım. Yani kese kese ilerlerim. Ya da Azir mesela yakın range'e mi, menzilime mi girdi? Onu keserim. Zayı'yı kesmem zaten sonra. Ultisi var ama Azir Q yedikten sonra hani ya ultisini atacak ya da orada damage'im yeterse güçlüyüm zaten. Kesebilirim yani muhtemelen. İlk pozisyonda flash attı ya, Q silence'da susturduyken E bastı, ulti ignite koydu. Öldü yani adam zaten direkt ultiyi basana kadar. Demek istediğim o yani. Bakın burada böyle bir sağ sol yapıyor. Bir anda Azir'e yürüyebilir. Demiş'e de biraz geri çıktı. Büyü direnci yok çünkü üstünde. Buradaki fight herhalde daha uzun. Aynen bıraktı. Garen farm'a devam ediyor. Şunu söyleyeyim. Söylemeden adam yapmış zaten. Base attığı anda ölü adamın zırhı bittiği için aslında base atacak. Base atıyor şu anda. Attı. Ölü adamın zırhını aldı. İlk 3 item çok güzel. Zaten ben ölü adamın zırhını 2. item alıyordum. 3. item karabaltı alıyordum ama bu oyunda biraz öne geçtiği için karabaltıyı daha erken almayı tercih etmiş. Yani dak 25'e kadar zaten ölü adamın zırhını bitirmesi. Ya şu üçlü kombinasyonu dak 25'e kadar bitirdiyseniz güzel yani zaten. Bayağı okey. Burada farmanı da yapıyor çok rahat bir şekilde. Şu an hani Garen'i kesmeleri de çok zor. Jax savaşamıyor. Yani Zayı'nın falan gelmesi lazım ya da Azir'in biraz backup push atması gerekiyor yani. Arkadan biraz vurması gerekiyor çünkü büyü direnci yok üstünde. Burada bir savaşabilir Yener yani şu an çok. Aa, savaşırken Azir geliyor, kaçıyor. Tamam. Rakip takımı oyalıyor, tempo kaybettiriyor. Garen şurada bir bak, burada bir flash deneyecek. Adam manyak gibi oynuyor lan Garen. Baba yalnız anti ya. Anti. Zayı'nın sıçrısını aldı, arındırını aldı, ultisini aldı. Okey yani denemeye değer. Bir tane flash'a 3 tane şey Zaya için çok önemli olan şey gitti yani. Şu an burada mesela Baron oluyorlar. Kontestleyemezler Baron'u. Yani yarışamazlar. Zaten Zaya'nın herhangi bir speli yok. Tam olarak girdiler. Baron'a herhangi bir müdahalede vuran ejderleri bıraktıkları gibi Baron'la bırakacaklar zaten. İkinci Baron'ları bu arada. Bayağı bir altına var. Şimdi de Stark alıyor. Benim bu ultim işte ya. Ben bunu her videoda gösteriyorum zaten. Bazen şeyi de soruyorsunuz. Onu da söyleyeyim bu videoda. Hayalet Tanrı'yı neden alıyorsun? Hayalet Tanrı'yı ne zaman alıyorum? Ben karşımdaki adam eğer ki AP bir şampiyonsa, yani mesela Gragas olur, Ornn olur, işte Mordekaiser olur. Veya midde oynuyorumdur, AP bir şampiyon vardır. Yani yetenek gücüyle vuran, hasar atan bir şampiyon vardır. O zaman Hayalet Tanrı'yı alıyorum çünkü ikinciden ölü adamı zırh almam çok mantıklı olmuyor. Çünkü bana zırh veriyor ve herkese veriyor. Yani büyü direnci vermiyor. Karabalta da alınabilir öyle durumlarda ikinci item. Hasarım yüksek, artsın, güçlensin diye. Bu da bir ihtimal, o da bir mantık. Ama ben Hayalet Tanrı'yı daha ucuz diye daha mantıklı geliyor bana ve tatlı oluyor yani bence. Fena değil. Her maç almıyorum ama. Çünkü bu item build'i bence daha iyi. Daha güçlü bir tanklık veriyor çünkü Garen'e. Hasar zaten Hayalet Tanrı'sı olmadan da gayet yeterli. İtemlerin eğer ki hani öne geçip bu kadar hızlı bitirebilirse gayet yeterli. Burada yani Jax'ı savaşmadı yani. Yener bu arada. Çok rahat yener. Çok çok rahat yener. Aha burada bir şey oluyor. Jax'ı yakaladı. Jax'ın E'si yok. Şimdi bastı ama yeterli değil. Yani çok güçlü ya. Damage falan çok fazla kanka. Yani şey yapamaz yani Jax bu durum. Flash falan atıyor adam da yani. Çok geri düşmüş anladınız mı? Hortbuck falan girmesi zaten troll bence. Yanlış yani. Yanlış bir gameplay. Burada Garen rakip takımı bir kovalamaya çalışıyor. Orada adamlar şeyi kesti. Leona'yı kesti derken kesemediler. Burada bitti herhalde oyun ya. Ne oluyor? Zaten damage'ları yetmez asla. Aynen onu da kesti. Onu da kesti. Burada da oyun biter. Ya Starak'tan sonra da muhtemelen ne alacaktı biliyor musunuz? Ya ölümün lansı alırdı ya da doğanın kudreti falan alırdı diye düşünüyorum. Yani başka bir item aklıma gelmiyor şu anda alabileceği.
Yani o ikisinden birini alırdım. Bu kuvvetli muhtemelen ölümün dansı olurdu tercihim. Öyle yani güzel bir oyundu bence. Yani genel maç analizi yapmadım. Zaten yani hangi BDS'i domine bir şekilde kazandığı bir oyun olmuş. Daha 2-0'da öndelermiş seride. Üçüncü maçları da Garen'de kazanmış oldular. Garen for win için olacak. Kardeşim benim. Her oyununda Garen alsın gene kazanıyormuş adam ya, anlatabildim mi? Garen onu alın kazanın size. Güzel oynamış bence, hani 29 dakika 290. Benim gibi oynamış yani, daha ne yapsın? Böyle bir videoydu arkadaşlar bu da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviyorum sizleri. Böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız analiz videoları, işte böyle Garen'lerin, iyi Garen'lerin, sunuculardaki farklı sunuculardaki iyi Garen oyuncuların içeriklerin falan devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Biraz kısa bir video oldu ama genel maç analizi yapmadım dediğim gibi zaten dominant bir oyun olmuş BDS tarafı için. Analiz yapılacak bir oyun da değil o kadar. Güzeldi yani bence Garen. İyi olmuş, etkili olmuş. Çok merak ediyorsunuz, istiyorsunuz diye. Yapmak istedim. Farklı bir içerikti. Görüşürüz. Öptüm sizi, seviyorum. Ve gelin abone olun. Ve Garen oynayın. Çar. Aslında değilimdir pek narsist biri, ama oluyorum gün ve gün, yaralarım derim. Dudakların iyileştirebilir belki de beni, teni esmer, saçları kıvırcık. Cennet alışkın değilimdir pek, evet, genelde melekler değil şeytanlar.